Merhaba dostum, ben Hakan. Yeni bir videoda seninle birlikteyim. Bugünkü konu biraz acil bir konu olduğu için diğer konuların önüne çekmek durumunda kaldım. O yüzden farklı bir konu olacak ve diğer videolardan daha hızlı yüklenecek. Bu videoyu izlemeye başladıktan sonra lütfen sonuna kadar atlamadan izlemeni tavsiye ediyorum. Eğer bu videoyu yararlı buluyorsan lütfen beğenmeyi, abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutma. Şimdiden iyi seyirler. Hoş geldin. Şimdi dostum, biliyorsun dropshipping son birkaç yıldır oldukça popüler bir satış sistemi. Ancak dropshipping sisteminin en son vardığı nokta, yani alış noktası değil de satış noktası Amazon. Bunu herkes çok iyi biliyor. Birçok alışveriş platformundan satın aldığın ürünü Amazon üzerinde satıyorsun. Daha çok stoksuz ticaret olarak kullanılıyor. Ancak stoksuz ticaret an itibariyle Amazon tarafından tamamen yasaklandı arkadaşlar. Yeni bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma sayesinde stoksuz ticaret yapanların hesabı sonsuza kadar suspend olacak ve tekrar hesap açamayacaklar. Engellenecekler. Bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki Amazon bunu nasıl yapacak? Şöyle yapıyor. Dediğim gibi bir algoritma, yani Türkiye'de özellikle oyunlardan bildiğimiz, tanıdığımız bot dediğimiz bir sistem sayesinde, bir yapay zeka sayesinde alım adresi ve gönderim adresini karşılaştırarak, hangi siteden hangi şekilde alınmış asil numaralarını da karşılaştırarak senin stoksuz ticaret yapıp yapmadığını anlıyor. Bunu anladığı an itibariyle seni tamamen suspend ediyor, hesabını askıya alıyor. İşin kötü tarafı, o güne kadar yapmış olduğun satışlardan elde ettiğin kazancını da içeride tutuyor. Hiçbir şekilde sana bunun ödemesini yapmıyor. İşin en kötü tarafı da burada zaten. Hesap askıya alınır, başka birisinin üstüne açarsın. Olabilir. Birçok kişi yapıyor. Hatta bazıları bu yöntemle ne olur ne olmaz diye 4-5 farklı mağaza açıyorlar Amazon'da. Bu problem değil. Problem olan şu. Sen ürünü özellikle Amerika'da satıyorsan bunu dolar olarak alıyorsun ve dolar olarak satıyorsun. Türk lirası olarak ödüyorsun. Çünkü Türkiye'de yaşıyor birçok kişi bu işi yapan ve Türkiye'deki kredi kartlarını kullanıyorlar. Ne yaptın o güne kadar? Tamamen atıyorum, afaki konuşuyorum. 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar alacağım var içeride. Kaldı. Kaldı abi, içeride kaldı yani. Ne yapacaksın? Hiçbir şekilde alma şansın da yok. Dava da açamıyorsun buradan oraya. Kaldı ki dava bile açabiliyor olsan adam haklı. Sana zaten en başında söylüyor. Diyor ki dropshipping yapamazsın kardeşim. Yaparsan suspend ederim diyor. Sen de bunu kabul ederek giriyorsun zaten. Peki hiç mi dropshipping yapamayacağız? Yapabiliriz arkadaşlar. Müsaade ettiği tek bir yol var dropshipping için. Amazon'dan Amazon'a bile yapabilirsin bunu. Sadece sana diyor ki arkadaş, dropshipping yapacaksan benden uygun ürünü alıp kendi ara depona ya da kendi herhangi bir depona ya da direkt kendi işletmene bu ürünü alacaksın. Ürünü tekrar listeleyeceksin. Listeledikten sonra benim sana göndermiş olduğum barkodu barkodlayarak bana tekrar FBA ile satacaksan eğer, bana tekrar göndereceksin depoma ve buradan satışa çıkartacaksın. O ürün benim depoma gelmeden sen bu ürünü satışa çıkartamazsın diyor. Bu ürün de kendi deposuna geldiği an itibariyle satışa çıkarttığında işte sen aslında bir dropshipping ve aynı zamanda da online arbitraj yapmış oluyorsun. Bu kadar basit. Bu iki sistemin arasında bir ara çözüm sunuyor sana. Diyor ki dropshipping, online arbitraj. Bunların ikisini sana birleştiriyorum. Bunu yasal olarak yapabilirsin diyor. Buna müsaade ediyorum diyor. Ama bunun dışında hiçbir sistemle dropshipping yapamazsın. Shopify'dan alıp gönderemezsin. eBay'den alıp gönderemezsin. Walmart'tan alıp gönderemezsin. Kanada, Amazon'dan alıp Amerika'ya ya da Meksika'ya ya da tam tersi istikametlerde ya da Amerika'dan Kanada'ya, Meksika'ya gönderim yapamazsın diyor. Bu konuya çok ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle uzun süredir bu işi yapan ve içeride yüksek miktarlarda dolar olarak parası olan kişiler. Bugün için içeride 50 dolar, 100 dolar bir alacağın kalır. Türk parası olarak baktığında 700 lira, 800 lira
çok bir şey gözükmez. 5.000 dolar, 10.000 dolar alacağın varsa ne yapacaksın? Müthiş paralar Türkiye şartlarında. Çünkü dediğim gibi dropshipping yaparken özellikle Türkiye'de yaşayanlar bunu Türk parası olarak kredi kartıyla harcama yapıyorlar. Bir kere zaten ödediğin para gitti kredi kartından. Artı kazanmış olduğun para da gidiyor. Ne yapacaksın? Yani sadece içeride kalmış olan parayı düşünme. Bir de o satışa sunduğun ürünü satın aldığın kredi kartının borcu var. Battın abi, battın. Ne gereği var bu kadar maceraya atılmaya, rüya görmeye? Uzun süredir söylüyoruz, diyoruz ki bakın arkadaşlar, dropshipping modeli çok sağlıklı bir model değil. Belki başlangıç aşamasında evet uygundur. Biraz satış sistemini öğrenip cebindeki parayı yükseltmek için uygun bir sistem olabilir ama sürdürülebilir değil. İşte bu yüzden söylüyoruz. Hele ki şu an itibariyle yaklaşık 3 gün önce bize Amazon'un göndermiş olduğu mailde açık ve net bir şekilde bu bildiriliyor. Kesinlikle ve kesinlikle dropshipping modeli sabittir. Bunun dışında yapılamaz. İlla ki benimle çalışacaksan, benim satış platformumda mağaza açıp satış yapacaksan sana bunu öneriyor. Bunun dışındaki her şey yasak, suspend ederim diyor, paranı da ödemem diyor. Bundan sonra bu sisteme girecek olanlar Amazon platformlarında dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, neresinde satış yapacaksanız yapın, Türkiye'de dahil olmak üzere, dropshipping Amazon'da yasak. Kesinlikle bakın altını çizerek söylüyorum. Amazon'da dropshipping yapmak yasak. Bitti. Nokta. Dropshipping'i ancak ürünü satın alırsın, depona çekersin, paketler, tekrar ürünü Amazon'a gönderir, satışa çıkartırsın. Ancak bu şekilde yapabiliyorsun. Bunun dışında yapamıyorsun. Ya da illaki onun deposuna göndermek zorunda değilsin. Ancak ürünü mutlaka satın alıp kendi depona çekeceksin. Amazon deposundan gönderilen modelde Fulfillment by Amazon denir. Yani FBA, herkesin bildiği adıyla. FBM de yapabilirsin. Fulfillment by Merchant dediği, yani sen ürünü kendi evinden, kendi depondan, kendi işletmenden direkt alıcıya gönderebilirsin. Ürünü yüklersin, satışa açarsın. Senden satın alındıktan sonra sen o ürünü alacaksın, önce sana gelecek. Ondan sonra sen o alınmış olduğu kargo şablonuyla tekrar paketleyip ürünü alıcıya göndereceksin. Başka bir alternatifin yok. Bu kadar net. Hedef Amerika'ysa, hedef Amerika'da e-ticarette para kazanmaksa, hedef Amerika'da e-ticaret derken Amazon yapmaksa, mutlaka ve mutlaka bu kurala uyacaksınız arkadaşlar. Sadece bu değil, Amazon'un bütün kurallarına uymak durumundasınız. Buna hepimiz Amazon satıcıları olarak mecburuz. Yapmadığınız anda suspend olursunuz ve hayalleriniz suya düşer. Yarı yolda kalırsınız. Bugünlük benden bu kadar dostum. Eğer bu videoyu beğendiysen ve yararlı bulduysan lütfen like'la, abone ol, bildirimleri aç ve yeni bir videoya kadar kendine çok iyi bak. Sağlıcakla kal.